Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, gözlemci, temsilci ve hakemlerin bu hafta oynanan futbol maçlarındaki raporları sonucu disiplin kuruluna sevk edilen takımları açıkladı. Disipline giden takımlar arasında pazartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumunda karşı karşıya gelen Aytemiz Alanyaspor'la Atiker Konyaspor da bulunuyor. Alanyaspor saha olayları nedeniyle disipline gönderildi. Konyaspor ise hem çirkin ve kötü tezahürat hem de 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten dolayı disipline gönderildi. Aytemiz Alanyaspor'la Atiker Konyaspor taraftarları arasında geçmişte yaşanan ve düşmanlığa kadar yükselen küskünlüklerin sona erdirilmesi için yapılan bütün çabalar boşa çıktı. Hem Alanyaspor hem de Konyaspor yönetimi Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Alanya'da oynanan maç öncesi sağduyuru çağrısı yapmış ve dostluk mesajları vermişti. İki takım taraftarları arasında tribünden yükselen olumsuz ve küfürlü tezahüratlar taraflar arasında yeniden gerginliğe ve soğuk yerler esmesine neden oldu. Maç sırasında taraftar grupları arasında giderek yükselen tansiyon, maç sonu Konyasporlu taraftarların içinde bulunduğu otobüslerin camlarına taş atılmasına kadar devam etti. Taraftarlar arasında iplerin yeniden gerildiği bu gelişmeler üzerine iki kulüpten de açıklamalar geldi. İlk açıklamayı yapan Atiker Konyaspor, Joseph Sural'ın trafik kazasında hayatını yitirmesiyle ilgili yaptıkları inceliği ön plana çıkartarak konuyla alakalı son derece hassas davranmış, bu hassasiyet müsabaka başladığı ana kadar devam etmiştir. Maçta ise futbolcularımıza hakaret edilip yabancı cisimler atıldı. Taraftar, otobüslerimiz tıpkı geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yine taşlandı ve ne yazık ki 4 otobüsün camı kırılmıştır. Bu anlamda kardeşliğimizin pekişmesi için çaba harcayan Alanyasporluları bir tarafa ayırarak tribünde öfke, nefret, hakaret, itham ve iftiralarla üzerimize yafta bırakmaya çalışanları, futbolcularımıza küfredenleri, otobüslerimizi taşlayanları esefle kınıyoruz denildi. Alanyaspor'un açıklaması özetle şöyle: maçtan önce iyi niyetle ve kardeşlik adına yaptıklarımızı burada dile getirmeyeceğiz. Hiçbir olay elbette tek taraflı yaşanmaz. Ancak dün müsabakayı izleyenler tahrik ve küfrün nasıl organize edildiğini, taziyeye gelen topluluğun yas tutan insanlara nasıl hakaret edildiğini açık seçik gördü. Stadyumu terk ederken kendi taraftarının neden olduğu çirkinlikten dolayı özür dileyen Konyasporlu kıymetli yöneticilere bir kez daha teşekkür etme gereği hissettik. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 13 Mayıs Pazartesi günü saat 20'de Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak. Siyah beyazlı kulüp karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı. Öte yandan Beşiktaş bu maça özel olarak deplasman tribününün isminin kazada hayatını yitiren Alanyasporlu oyuncu Joseph Sural ismini verdi. Bilet fiyatları şöyle: Volvo 1903 C800, Volvo 1903 B750, Volvo 1903 A680, VIP 680, 1. kategori 245, 2. kategori 225, 3. kategori 205, 4. kategori 195, 5. kategori 165, 6. kategori 150, 7. kategori 100, 8. kategori 90 ve Joseph Sural misafir tribünü 90 lira. Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Alanyaspor'un altyapı takımlarında forma giyen genç futbolcular diş taramasından geçirildi. Gençlerin muayeneye tedavileri Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Elif Akçalıoğlu ve Diş Hekimi Emrah Koçak tarafından yapıldı. Başhekim Akçalıoğlu tarafından futbolculara diş sağlığı ve önemi anlatıldı. Alanya Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılan spor organizasyonları, Alanya Belediye Spor Branşları ve sosyal aktivitelerin su ihtiyacının karşılanması amacıyla Alanya Belediyesi ile Aysu Gürses Otomotiv AŞ arasında bir yıllık sözleşme imzalandı. Encümen Odası'nda düzenlenen sözleşmeye Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, firma sahibi Fahri Gürses ve Alanya Belediye Spor Müdürü Levent Uğur katıldı. Sponsorluk sözleşmesini Yücel ile Gürses imzaladı. Başkan Yücel, spora verdiği katkılardan dolayı Fahri Gürses'e teşekkür plaketi verdi.